Evet, tekrardan hoş geldiniz. Salit Factory'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çelik muhabbetlerine girmiştik. Şeyimiz lazımdı, demirimiz lazımdı. Şurada bir yerde bir demir kaynağı vardı. Şöyle bir bakalım seriden. O demir kaynağını şimdi bir çıkartacağım. Kiriş lazım bana ama kirişimiz yok. 214 tane kirişimi var. Yetmez. Yani şurada da varmış. Yani 400 taneye yakın kiriş var ama yetmez. Büyük bir ihtimalle yetmeyecek. 180 metre, 180 metreye şu noktaya getireceğim demir kaynağını. Şey yapalım bir tane. Seviye 2 bir madenci. 2 tane değil mi orada? 1, 2 aynen. 4 tane hemen bir madenci yaparak başlıyorum. Çok seri bir şekilde. Yapacak çok fazla işimiz var. Hiç zaman kaybetmeyelim. Kiriş yapacağız. 5 tane yetecek. Dört farklı demir kaynağından kaynak çıkartmış olacağız. Onlar da herhalde 60 çıkartacak. Dakikada 60 tane, toplam 240 tane demir çelik yerine aktarmış olacağız. Yeter diye düşünüyorum. Yeter diye umuyorum. Yetmezse çünkü yine başka bir yerden şey yapmak zorunda kalacağız. Demir çıkartmak zorunda kalacağız. Yakında demir kalmadı. Göstermiyor bak. Sadece burayı gösteriyor. Gel hadi. Şunları hemen bir kıralım. Ya saf değil ya bir de kaynaklar. O da sıkıntı. Bu ne? Demir. Bak burası saf değil. Burası da saf değil. Buradan da 120 tane çıkacak. Ya çektiğimiz sıkıntı madenlerin saf olmaması. Madenler saf olsa hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi bunları aldık. Şuraya bir tane kutu koyalım. Taşma bandı bir seviye yapıştırıyorum. Burayı hiç birleştirmeyeceğim. Şöyle yapacağım direkt. Ya başka demir gerçekten etrafta hiç yok. Artık daha uzak noktalardan mecbur çekeceğiz. Şimdi seviye 3 taşıma bandı yapalım. Ya da buraya seviye 2 yapabiliriz ya. Seviye 2'den başlayalım, malzeme ne kadar yeterse. Malzemenin yetmediği yerde seviye 3 ile devam edelim. Şuradan şöyle getireyim. Buradan mı çeksek, şuradan mı çeksek? Bence şuradan çekelim. Görüntü olarak çirkin olmasın. Şöyle şu tarafa birleştireceğim. Tam şu noktaya hizalarsak. Buradan yine asansörle verebilirim. Asansör şu tarafta. Şöyle şuradan çıkartırım yukarı direkt. Şuradan çıkartalım. Hiç asansör yapmayalım buraya. Bak buraya böyle bir şey yapsam. Şuraya bir birleştirici yapalım.
İkisini burada birleştirelim. En mantıklısı bence öyle olur. Şunu kırıyorum. Şu tam ortasına yapmam lazım. Taşıma bandı, ayırıcı, birleştirici. Şöyle bence iş görür. Önce şunu bir bağlayayım. Parça yeter. Tamam, seviye 3 yapalım. Sıkıntı yok. Devam seviye 3 olsun. Fark etmez. Hiçbir şekilde fark etmez. Tamam. İki farklı nokta tek bir noktaya demir verecek bu sayede. Şimdi oraya bir güç vermem lazım. Şuradan bir yerden bir güç çekersek. Bak şu direk boş mu? Değil. Bir tane boş bir direk lazım bana. Şu direk boş. Şu direğin yanına şöyle bir tane koyup şuradan da güç çekeceğim. Dakikada 240 demir şey yapmış olacağız. Çıkartmış olacağız. Yeter mi yetmez mi artık orasını bilemeyeceğim. Yetmezse yine takviye çekeceğiz mecbur. Ama belirli bir süre her türlü yetecek. Stok yaptık şu an çünkü makinelerin hiçbir çalışmadığı için demir stoklanıyor. Bir yandan kömür stoklanıyor. O stok bir noktaya kadar eriyecek. Tam o noktada da zaten üretim yapılacak. Eriyene kadar üretim yapılır. O zamana kadar kafa rahat. Şimdi burası okey. Ya gerçekten inanılmaz yavaş bunlar. Ama yapacak bir şey yok işte. Buraya şu demirleri koyalım. Elimdeki demirleri koyayım. Burası da başlasın böyle aktarmaya. Şimdi çelik fabrikasına bir gidelim. Bakalım. O ne? Papağan var. Seviye 2 yeter herhalde ya buraya. Seviye 3 yapmaya gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Şu an yapılabilecek bir şey var mı? Su çıkartıcı yok. Su çıkartıcı değil. O zaten şeyi. Enerjinin o. Biz ekstra bir şey açmamışız. Petrol metrol muhabbetine girmemişiz. O şeyleri açmamız lazım. Hazır buradayken hatta ona bakalım. Ondan sonra çelik yerine gidelim. Burası mıydı? Yok, bu değil. Burada bir sürü aşama var. Boru hattı mühendisliği, suyla alakalı bu. Sırt roketi. Bende zaten var. Bunu hiç açmakla hiç uğraşmayacağım. Envanter yuvası varmış gerçi. Mesela bak tren sistemi var. Nakli için büyük ihtimalle bu. Bir tren sistemi yaparız. Uzaktan şey yapmak için, malzeme taşımak için. Taşıma bantları var. Yakıt jeneratörü. Güç şebekesi için yakıt tüketerek enerji üretir. Bir boru girişi mevcut. Ve gene suyla mı çalışıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Kateryum cevheri. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi önce buralara bir şey yapmamız lazım. Bunları bir yapmamız lazım. Burada bir tane aşama var. Araç nakliyatı. Burada da hipertüp diye bir şey var. İnşaat silahı yükseltmesi varmış mesela. Bunları yapacağız işte şimdilik. Bunları yaptıktan sonra petrole gireceğiz. Teker teker gideceğiz. Baya bir şey var. Gaz maskesi, gaz filtresi, paketleyici, paketlenmiş petrol, endüstriyel sıvı tankı, endüstriyel imalat, bilgisayar, kamyon, imalatçı, o ne oğlum, 3 veya 4 parça kullanarak bir parça üretir. Oo, baya bir şey var. Serinin yavaşça sonuna geliyoruz. Benim bir noktadan sonra kafam çalışmayacak. O kadar da yapamam herhalde, bilmiyorum ya. Bu kadar da, gerçi bu kadarını yaptıysak daha fazlasını da yaparız ya. Bunları yapmak kolay iş değil. Bu kadarını yaptık. Şunları alıyorum. Bak bura full
şey bakır kaynaklarıyla dolu. Bakır zaten fazlasıyla var. Bakırlık hiçbir sorunumuz yok. Şunları alabiliriz şöyle. Bunlar kalsın. Borular falan kalsın. Burada ne var? Yine bayağı bir şey var. Geçelim burayı. Şimdi mesela bunu açabiliriz. Modüler çerçevem yok ama. Şuraya bir gidelim. Modüler çerçevelere de bakalım. Üretime de bir başlayalım ufaktan. Bayağı bir stok yapmışızdır diye düşünüyorum. Yani gene az ya. Baksana oğlum, 4 tane madencinin çıkarttığı demire bak ya. İnanılmaz az. Gerçekten inanılmaz az. Kömür bayağı bir var, demir yok sadece. Burayı sonra 3 seviye yaparız. Şu makinelere bir elektrik verelim artık. Güç dedik. Güç hattı dedik. Nereden güç çekebiliriz? Burası boş. Burası dolu. Müsait yakın bir yer yok mu? Bak şunun yanındaki boş. Ondan bir güç hattı çekelim. Buradan şöyle bir güç hattı çekelim. Başlangıç bu olsun. Kaç tane makine var? 6 tane burada var. Bir tane şöyle yap. Bir tane şöyle yap. Dur şimdi. Burada kaç tane? 3 tane var. Buna kaç tane bağlanıyor? 3 tane bağlanıyor. Tamam. Bunların hepsine güç verdik. Veremedik. Bir saniye. Tamam, buna da güç verdim. Bu niye çalışmıyor? Ya bunun şeyini seçmemişim. Tamam. Bunların hepsi şu an çalışıyor. Hepsi yeşil yanıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Çelikler çıkıyor. Gidiyor diğer makinelere. Herhangi bir taşıma sıkıntısı vesaire yok. Gayet düzgün, gayet nizami bir şekilde. Biraz karmaşık gibi gözükebilir tabii ki ama hiçbir karmaşıklık yok. Gayet şey, kusursuz bir sistem. Yani biraz kusurları olabilir. İnsanlık hali. Ama gördüğüm kadarıyla gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Şu makinelerin bir üretimine bakacağım. Burada şimdi ne yapacağız? Bak buradan sonrasını bir ayarlamak lazım. Çelik boru seçmişim mesela burada, iki tane. Diğer ikisi de çelik kiriş büyük ihtimalle. Aynen. Şimdi biz bu noktada çeliğin ilerisini nasıl yapacağız? Yani bir sürü malzememiz var. Parçalarda çelikle yapılan. Mesela ne var? Çok amaçlı çerçeve. Modüler çerçeveyle kirişi birleştirince bu yapılıyor. İşte şundan var falan filan. Şimdi biz bunları nasıl otomatik bir şekilde yapacağız? Çimento şurada yapılıyor. Aşağıda modüler çerçeve yapılıyor. Buraya çimento nasıl getirebilirim? Yani hat çekebilirim. Ama saçma olur. Aşağı ile yukarıya bağlantı nasıl kurabilirim? Onu da tam emin değilim. Nasıl yapacağımdan, nasıl yapabileceğime dair bir fikrim yok. Ya burası çelik fabrikası oldu ki bu üretim yetmeyebilir. O da ayrı bir ihtimal. Bir tane daha yapmak zorunda kalabiliriz. Ama bu sefer de ham madde sıkıntısı çekeceğiz. Şu anda bile ham madde sıkıntısı çekiyor olabiliriz. Ya küçük bir hesap yaparak aslında ham madde sıkıntısı çekip çekmediğimizi öğrenebiliriz. Dakikada 45 tane harcıyor. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Her türlü ham madde sıkıntısı şu an burada çekiyoruz. 240 üretimimiz var. Ham madde 240'tan fazla harcamamız var. Bu sebeple ötürü bu sistem bir yerden sonra ham madde sıkıntısı çektiği için yavaşlayacak.
O yüzden işte bilmiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bizim önce ham madde sorununu çözmemiz lazım. Neyse. Şimdilik bir elektrik çekelim. Başlatalım abi sistemi. Sistem bir başlasın, çalışsın. Sıkıntı çektiğimiz zaman düşünürüz artık. Yiyecek bir şeyim yok şu an için. Şimdi bunları böyle bir izahlayalım. Ya buradan sonrası yok şu an. Şöyle çeliğimiz üresin burada. O tren muhabbeti aslında işte çok uzak bir yerden böyle 2-3 kilometre uzaktan bir sistem yapsak, tren sistemi. Böyle ta anasının şeyinden buraya demir getirsek trenle hiçbir sıkıntımız kalmaz. Onu açmam lazım ya. İlk önce her şeyden önce tren muhabbetini yapmamız lazım bence. Mesela buradaki demir muhabbeti nasıl? Burada iyi bak demirler. Bu alt kısımda hiçbir sıkıntımız yok demirle alakalı. Hatta fazlalığımız bile var burada. Görüyorsun değil mi? Bak burada hiç demirlik bir problemimiz yok. Taşıma da bir sıkıntı var tabii. Taşıma biraz yavaş yapılıyor. Bunlar 3 seviye ya. Bunlar niye bir seviye? Tamam. Diğer taraf da bir seviye. Niye? Bunları 3 seviye yapmamız lazım. Buraları hızlı bir şekilde aktarmamız lazım bunları. Sandıklarda çünkü doluluk yok. Bak aşağısı dolu, burası dolu değil. Neyse, modüler çerçeve falan bir alayım şimdi buradan. Yavaştan geliştirmelere girelim. Sağ taraftan başlıyorum. Vidayı falan geç, var zaten. Güçlü çeliğimiz var burada. Oo, bayağı bir modüler çerçeve var. Şöyle bir 150 tane alayım. Burada da modüler var. Yok, akıllı kaplan var. 100 tane de bunu alayım. Yani şunu da aldım. Bak burada hiç birikme olmuyor. Geldiği gibi giriyor, girdiği gibi de gidiyor. Bizim daha iyi maden kaynakları o yüzden bulmamız lazım. Burada da akıllı çerçeve var. Bize başka ne lazım olacak ya? Güçlü çelik falan alayım mı? Yok ki yer. Bu üretimde ne sıkıntı var? Bu üretimde bir sıkıntı yok. Malzeme sıkıntı yok. Dakika çok fazla. Dakikada 4 tane üretiyor. Hayvan olayan 4 tane ne? O kadar yavaş ki. Burası ne üretiyor? Vida üretiyor. Burası tabii iki tarafa da vida verdiği için vida stoklayamıyor. Ama buralarda dolu. Şunu da şöyle yapalım. Düzenli olsun. Ya sistemde herhangi bir sıkıntı yok gibi. Ara ara kontrol etmek lazım. Bir problem olabiliyor. Şu an için bir sıkıntımız yok. Ve gidiyorum ben. Araç nakliyatını artık açıyorum. Araçtan ziyade tır lazım bize. Şey, tır değil. Traktör, o da değil. Adı neydi lan? Vagon. Oğlum adı neydi ya?
Heyle başlıyordu bak dur. Bakacağım. Bunu gönder. Çubuk istiyormuş. Çubuk yok mu lan burada? Ya ulan çubuk yokmuş ki burada. Araç nakliyatını hallettik. Milestone reached. Long re Hipertüp ne? Çalışanlarını taşımak için tüp 1 hipertüp girişine güç bağlanmalı ve hipertüp sistemine bağlanmalıdır. Yani beni mi taşıyor bu? Güzel, mantıklı. 3,5 dakika diyor. Ne istiyor? Malzemeleri toplayalım. 50 tane kiriş, 300 tane boru, 300 tane bakır levha. Bakır levha burada var. 300 tane. Kiriş yok. Ne istiyordu bir de? Çelik boruydu galiba. Değil mi? Aynen. 50 tane de kiriş istiyor. Kiriş 50, of tam 50 tane yapabiliyorum. Bak çeliğimiz bitti. Tamam bu 50 tane üretilirken 3 dakika içinde herhalde üretiriz. Direkt şey yapalım. Kapsül şeyini de açalım. Boru. Neyse işte. O da mesela iyi bak mantıklı bizi taşıyor. Ama gerekli mi yani? Yürüyerek zaten gidiyoruz. Hatta uçarak gidiyoruz. Jetpack'imiz var. Açtık. Kaç dakika? Milestone reached. Bu ne? İnşa silahı yükseltmesi şablon taşı tasarlayıcısı. Bu ne lan? Ne olduğunu bilmiyorum ama lazım olabilir. Bu inşaat silahı yükseltmesi acaba şeyi yükseltecek mi? İnşa ettiğimiz kapasiteyi falan arttıracak mı? Ne istiyor? 100 tane şundan, 200 tane bundan, 500 tane kablo, 1000 tane şey çimento. Çelik olmayabilir. Çimento vardır her türlü. 200 tane istiyor. Önce bir çimentoya bakalım. Ağaca takıldım ya. Çok da güzel oldu he. Böyle oyunlar oynamaktan o kadar keyif alıyorum ki. Full inşaat üzerinde kurulu bir oyun. İnşaat muhabbeti sınırsız. Kanser etmiyor, çıldırtmıyor. Mükemmel bir oyun ya. Bu oyunlar böyle olsa keşke de keyifli keyifli oynasak. Burada durumlar ne? Buradaki de yetmiyor. Bak buradaki bir seviyeydi galiba. Ben bunu iki seviye yapacaktım. Sonra yapmadım. Unuttum onu. Ama yani lazım da değil iki seviye falan ya. Fazlasıyla var zaten. Ama yapılabilir yani. Oraya kadar uçabilir miyim acaba? Şimdi iki seviye yapalım 2 dakika. Kafamız rahat olsun. Daha da fazla üretsin. Gelecekte 10.000 tane falan ister şimdi.
Fazlası göz çıkartmaz üretimin. Yani şuradan geldim hemen. Madenci yaptım. Bir tane de şurada vardı. Aldım. Yapabiliyor muyum iki seviye? 10 tane kiriş istiyor. Hemen yapalım. Ha evet. Umarım üretmiştir birazcık. 500 tane 600 tane lazım şu an bana. Yani bak üretimde hiçbir sıkıntı yok şu an. Malzeme olarak. Ortadaki daha çok almış mesela. Ama fark etmiyor. Hepsi zaten aynı alıyor, aynı veriyor. O yüzden hangisinin ne kadar aldığının pek bir önemi yok. Yerim kalmadı. Şimdi gereksiz bir şey atıyoruz. Şunu atsam mı? At gitsin. At. Boruya ihtiyacımız yok. İki yüz tanesini şey için kullanacağız. 10 tane kiriş yapacağız. Yeterli olur herhalde şu an. 400 tane falan var. Hemen 10 tane üretiyorum. Envanterde alan yok. Bırak abi şu 20 tane boruyu bırak. Yapıştır. Hemen 5 dakikamız var diyebiliriz. 5 dakika içinde yapalım hemen şu mevzulardan çıksın. Enerjisi falan dökülmedi değil mi bunun? Şimdi iki kat daha hızlı çalışacak. Oo, burası safmış lan bir de. Hayvan gibi çıkartacak bak. O zaman bunun şeyini de değiştirmem lazım benim. Bu dakikada 60 tane taşıyor. Bizim 3 seviye yapmamız lazım bundan. Bak şimdi daha da fazla üretim. Oy, 3 katına çıktı şu an üretim. Hatta ne 3 katı? 4-5 katına falan çıktı şu an. Şu asansörü de yapıştır. Tamam. Yukarısına da şimdi gidiyorum hemen. Safmış buradaki kireç taşı madeni. Biz boşu boşuna şey yapıyormuşuz. Az üretiyormuşuz lan. Tamam. Şimdi burayı da geldik. 3 seviye yaptık. Çiçek gibi. Burayı da 3 seviye yaptık. Diğerleri 1 seviye kalabilir. Sıkıntı yok. Ya da 2 seviye yapalım. Yapamıyoruz. Buna 3 seviye yapalım. Şeyimiz var zaten. Oy bak şimdi bu kireç taşı da stoklanacak burada. Şu an hayvan gibi üretim yapıyoruz burada. Şimdi şuradan bir alayım. Bir miktar daha alayım. Okey burası da. Gidebiliriz mekanımıza. 3 dakikamız var. Yavaştan gidelim.